Evet arkadaşlar, bu videomda 5.7 body rating Alman takımı için bir line-up hazırladım. Bu line-up'ta Panther D, Tiger H1, BF-109 G2 ve C-187 G1 var. Bu uçağı hatırlarsınız bir önceki videodan. Saldırı uçağı, güçlü topları var. Bu uçak bu tier'de de iş görüyor. Nasıl görüyor? Normal görmez çünkü bütün tankların yan zırhı maksimum 80 mm arkadaşlar. Yani bazı Rus tankları hariç. Yani bu tank o yüzden 300 metre içinde hepsini delebiliyor. Yani Tiger'ı da koysanız Tiger'ı da deliyor. Panther'i zaten deler. 40 mm yan zırhı var. Şimdi olay yine basit. Hızlı tank Panther. Eğer capture'layabilirsek direkt capture point'i alacağız. Birkaç tank öldürüp bu uçağı seçeceğiz. Eğer ki havada enemy fighter, yani düşman avcı uçağı yoksa. Eğer varsa bu uçağı seçeceğim. Eğer yoksa bu uçağı seçeceğim. Eğer takımımın gerçekten tanka ihtiyacı varsa da Tiger'ı seçeceğim. Az önce video çekiyordum arkadaşlar ama ne yazık ki gayet de güzel videoydu video. Ne yazık ki çabucak öldüm bu uçaktayken. Neden? Çünkü aç gözlülük yaptım. Vurabileceğim bir tankı, pardon, bir tankı vurmak için kendimi çok büyük riske attım ve bu risk sonucunda çakıldım. Oluyor böyle şeyler. Yani kendinizi dizginlemeniz lazım. Eğer o saldırı turunda çakılacağınızı anladıysanız ki ben anladıydım. Buna rağmen saldırıyı devam ettirdim. İşte bunun sebebi sabırsızlık. Eğer bir turu daha atıp dönseydim hem tankı vurmuş olacaktım, patlatmış olacaktım. Zaten ilk başta kritik hasar vermiştim. Hem de ben ölmemiş olacaktım. Ama öldüm. Zaten o videonun başında 30 saniye bekleme süresi verildi. O da çok erken öldüğüm için yani. Hemen fark etmez nerede spawn oluyorsak. Şurada spawn olduk. Ve bakın. Oyunda en gıcık olduğum şeylerden biri oldu şu an. Beni zaten başlamış bir oyuna spawn etti. Gördüğünüz gibi ben yeni doğmuşken bizim tanklar Taner'di. Bu bir dezavantaj. Şu an videoda takılmalar oluyor, farkındayım. Bunun sebebi bir önceki attığım videoyu şu an işliyor olmam. O yüzden hafif FPS dropları oluyor. Umarım çok kötü gözükmüyordur. Bakın gördüğünüz gibi ben daha base'den zor çıkıyorum. Düşman takımı B'yi capture'lamaya başladı. İşte bu saçmalık yani, ben niye diğerleriyle aynı vakitte oyuna sokmuyorsun ki? Panther D'nin dezavantajı arkadaşlar. Basit. Tareti dönmüyor. Bu kadar basit. Neden? Çünkü bu Panther'in ilk modellerinden bir tanesi. Panther'in ilk modellerinde ne yazık ki Alman mühendisler hidrolik taret döndürücü kullanmamışlar artık abi, neyse. Hidrolik olmadığı için elle döndürülmeye çalışıyor. Elle döndürülmeye çalıştığı için yavaş oluyor. Bakalım burada düşman görebilecek miyiz? Görebilmemiz lazım aslında. Niye göremiyoruz? Tiger ne yapıyorsun? Tiger az önce oradan düşman ateş etti. Sen yan zırhını dönüyorsun oraya. Bak bunu da vurdular. Nereden vurdular? Göremiyorum nereden vurdular. Panther'i serisinin en büyük eksisi arkadaşlar, bir tane geri vitesi var. Bir tane. O yüzden çok yavaş gidiyor. Geri geri giderken. Panther'in en büyük dezavantajı bu. Kritik. Niye kritik abi ya?
Evet, vur. Oh. Bizi patlatırdı. Aha, dibimizde. Bak orada angle'ladım. Yanımdan düşman geçiyor. Vurdu beni. İşte bu benim suçum, benim yapacağım bir şey yok. Bakalım uçak spawn edecek, puan topladık mı? Ya benim burada yapacağım bir şey yok. Beni gördü çünkü burada zaten vurabileceğim bir yer değildi. İki tane uçağımız var. Bizi korurlar umarım yani. Avcı uçağını seçeceğim. Tank avcısı. Stuka yani. Çok bir tane seçeceğim. Bir tane BF-109'u. Bir tane seni koruyor. Bana doğru var. Aha. Neyse, çok kötü yaklaştı. Ya oyun stres'e drop yaşadı o yüzden. Olmadı ve bir uçağımızı kaybettik. Hep bir uçağı seçmedik. Ve ne yapalım, yapacak bir şey yok. Verebileceğimiz kadar hasar verir. Ben düşeceğiz zaten. Yani vuracaklar. Şurada bir düşman uçağı var. Evet, tank destroy edin. Niye? O tankı biz yaktık arkadaşlar. Ben de döndürüş yoksa ağır yaraladığımı bıraktım gitti. Eğer onu birisi öldürürse zaten kill asist verir. Çakılacağım. Yok, o dikkatimi bozdu. Ya uçak savar dikkatimi dağıttı ya. Bir zekalı şey. Neyse o zaman. Neyse canımız sağ olsun, ne yapalım. En azından uçakla bir kill aldık. Eğer orada çakılmasaydık bir kill daha alacaktık. Ama çakıldık.
kadar arkadaşlar. Temiz bir kil. Bir tane daha düşman. Uçar var. Ama nerede? Unutma. Allah Allah. Şanslı bir değil. Adam önüne geldi resmen. Bir tane daha düşman uçağı var. O nerede bilmiyorum. Az önce takım arkadaşımızı bombaladı. O olamaz. Kameranın mı ben öldüreceğim? Umarım. Oyun biraz kasmasa. Çok kötü, çok kötü. Yaraladığım düşman tankını vurdu arkadaşlar, takım arkadaşı. O yüzden asist dedik. Diğer az önce karşılaştığım uçağa da bir arkadaş daha vurdu. Ona da asist verdim. Bu tankı da şöyle hafifçe vuralım. Çakılmayalım. Güzel. Ya bizim makinesi bu tanka zarar ver. Aha. Evet. Az önceki uçak savar yine dikkatimi dağıttı. Kaçacağız. Ve zikzak yapalım ki vuramaz. Yani dediğim gibi bu kısımları bir önceki videoda söylediğim gibi geçebilirsiniz. Uçak savarlara yaklaşmak istemiyorum ve bak bir tane M18 var. M18 dediğimiz şey bir hızlı olmuyor. Ama çok hızlı olan bir tank. Kaybedeceğiz çünkü herkes görünce bana özenip uçak çekti. Bu sebepten ötürü kaybedeceğiz arkadaşlar. Geri zekalılar farkında değil. Bir tane düşme uçağı ben vurmuşum. Bir tane kamera vurmuşum. Takımda uçak da almamış düşman takımda. Bu adamlar savaş uçağı seçiyor. İlginç. Bir ve vuruluyorlar. Evet, geri zekalılar çünkü. Neyin özü doğdukları için maksimum bekliyor. Zaten Alman takımında oynayanların %90'ı devresi. Diğerler çoğu Nazi hayranı. Çok korktuğu için. Yani bu kadar yapabiliyorlar. Becerileri bu kadar. Zaten kaybettik. Ben şu an bir tavsam bile önemli değil. Vurmayı da istersen değil. Yani çünkü oyun bitecek, beni düşüremezsin. Yani bu yani arkadaşlar. Ama Ju-87'de çakılmasak iyi olurdu. Orada benim hatam da var yani, dikkatimi dağıttı. Ve hızım çok azken manevra yapmaya çalıştım. O yüzden çakıldım. Neyse, önemli değil. İki uçak gili, iki tank gili. Sen onu üçte. Aslında ama olmadı. Ya bu videoda bu kadar arkadaşlar. Ama line-up'ların temel mantığını anladınız. Yani benim oyun stilim bu. Hızlı tank alıyorum. Direkt capture atıp bir kill alabiliyorsam alıyorum. Sonra direkt uçağı seçiyorum. Oyunun başında uçağı seçeceksiniz. Oyunun sonunda uçağı ne yapacaksınız? Oyunun sonunda zaten ya kazanıyorsunuzdur ya kaybediyorsunuz. Uçağı seçip bir fark sağlayamazsınız. Yani ve zaten bizim orada takım arkadaşlarının yaptığı saçmalığı gördünüz. Biz ikimiz
Game Aron'la birlikte tüm düşman uçaklarını vurmuşuz. Adamlar savaş uçağı seçiyor. Bari Bomber seçin de yerdekilere yardımınız dokunsun. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.